Ha, mana hazır mana ziyoratgohning yoniga masjid qurilgan. Bu masjidni ham Amir Temur hazratlari qurganlar. Hozir bu joyda namoz o'qilmaydi chunki nariyoda eshik tagida ham masjid bor. Bu joyda hozircha namoz o'qilmaydi, lekin oldinda namoz o'qilgan. Mana mehroblari nihoyatda go'zal gumbazli masjid hisoblanadi. Masjidning yonida bu tomonida mana bu xona chillaxona hisoblanadi. Qadimda mana shu ba'zi bir ziyoratgohlarning yonida masjidlar qurilgan. Nega desa, ziyoratga kelgan kishilar namoz vaqti bo'lsa, namozga qiynalishmasin, namoz o'qisin degan ma'noda. Va shu bilan birga mana shu o'tgan kishilarga, o'tgan ulug'larga yonlarida namoz o'qib zikr bo'lib tursa, ularga ham xursandchilik bo'ladi va yana ham ko'proq barakaga sabab bo'ladi. Biz hozir chillaxonaga kiramiz endi. Bismillah. Mana bu joyni chillaxona deydi. Mana masjidning yonida bo'ladi, masjidni biqinidan kirilyapti. Bu yer ham namozxona, mana mehrobi bor, qarang. Mehrobi bor. Bu yerda ham namoz o'qiladi. Ha, chilla nima degani chilla? Kim biladi chilla? Chilla degani chehildan olingan farsça. 40 degani. 40 odatda tasavvuf mashoyixlarining ta'limotida 40 gün odamlardan ajrab ibodat qilish malakasi mashqi bo'lgan. Mana masalan odam doim aytaylik jismoniy ish qilib yuradi, to'g'rimi? Lekin gohida bir mashq qilib quvvatini kuchaytirib oladimi? Xuddi shunga o'xshash ibodatga, ali ruhiy tarbiyaga shug'ullanganda ham xuddi shunga o'xshab nima qilinadi? Ba'zi bir kunlar alohida ajrab ibodat qilinadi. Chillaxonaga kirgan odam nima qiladi desa, chillaxona bu e'tikof degani. E'tikof aslida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlari hisoblanadi. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lishdan oldin ham Xiro g'origa chiqib, Ramazon oyida nima qilardilar? Uzlatda o'tirib, e'tikof bilan ibodat qilardilar. O'sha joyda o'tirib, Allohni zikr qilardilar. Keyinchalik payg'ambar bo'lganlardan keyin masjidda alohida bir kapa qilib, o'shani ichida e'tikof o'tirganlar. O'sha ibodat odamlardan alohida ajrab qilinadigan ibodatni e'tikof deyiladi. Unda e'tikofda masjiddan chiqilmaydi. Mana bu ham masjidga tutash hisoblanadi. Bu joydan chiqilmaydi. Mana shu joyda aytaylik, odatda 40 kun niyat qilinadi, yoki Ramazonda 10 kun, 5 kun ham o'tirish mumkin. Lekin ko'proq tasavvuf mashoyixlar 40 kun uzlatda o'tirishni vazifa qilishgani uchun u mana shunaqa uzlatda o'tiradigan joyni chillaxona deb olishgan. Chilla degani nima degani ekan? 40. 40 kun o'tiradigan, uzlatda o'tirib ibodat qiladigan joy degani. Bu yerda nima qilinadi desa, Qur'on o'qiladi, namoz o'qiladi, zikr qilinadi, lekin boshqa ishlarga mashg'ul bo'lmaydi. Ibodatdan boshqa ishga o'tmaydi. Yeydi, ichadi, uxlaydi, boshqa vaqt ibodat qiladi. Mana shuni, demak, chilla o'tirish deyiladi. Mana u chillaxonada 1, 2, mana masalan, nechta odam, 10 ta, 15 ta odam o'tursa bo'ladi. Chilla o'tirib, ibodatni qilib, e'tikof o'tirib, mana shunaqa vazifalarni qiladi. Nima uchun desa, sizlar katta o'sanglar tushunib olasizlar. Inson namoz o'qiyotganda xayoli shochiladigan bo'lib qoladi. Ba'zi bir ilmda, ilm o'qishda, ilm o'rganishda sustkashlik bo'lib qoladi. O'yin qoralik qilib qo'yadi. Mana shunaqa vaqtda alohida ajrab chiqib, qattiq berilib ilm o'qiydi, ibodat qiladi, haligi vazifani bajarib oladi. Va chillaning juda ko'p fazilati bor. Inson odatda tashqarida ibodat qilsa, Qur'on o'qisa, boshqa amallarni qilsa, odamlar ko'radi-ku. Odamlar ko'rganda unda xayoliga baribir bir shayton vasvasa qiladi. Odamlar seni maqtayapti. Qoyil qoldi hamma. Boblading, lekin falonchining gapini eshitdingmi? Degan narsa xayolni chalg'itadi. Bu esa ibodatni mag'zini, ibodatni mazasini, demak, susaytiradi. Ibodatni savobini kamaytiradi. Ana o'shunaqa odamlarni olqishlar yo'q, hech narsa aralashmaydigan, faqat Alloh uchun, Allohdan boshqa ko'rmaydigan holatda ibodat qilish uchun bunaqa chillaxonada o'tirib uzlat qilib ibodat qiladi. Bunda nima malaka hosil bo'ladi desa, bunda haqiqiy Alloh uchun ibodat qilganda insonni holati qanaqa bo'ladi, ruhiy kechinmas qanaqa bo'ladi, uni halovat qanaqa bo'ladi, mana shu joyda uni his qilib oladi. Keyin tashqariga chiqib odamlarga aralashib yurganda o'zgariyasi endi biladi.
oldin bilmasdi. Oldin masalan riyo bo'lyaptimi, ujub bo'lyaptimi uni bilmasdi. Yolg'iz ibodatda foydasi shuki, qalban yolg'iz Allohga yolg'iz bog'lanib oladi va yolg'iz ibodatda nafs oson poklanadi. Nega desa, Allohdan boshqani hech kim mulohazasi yo'q-ku. Shuning uchun bu joyda yolg'iz ibodatda qalb nihoyatda poklanadi-da, keyin odamlarga aralashib yurgan paytda boshqa hayollar kelsa uni oson pamlaydigan bo'ladi. Darrov uni qaytaradi va haligi ixlosi malakasi bilan tashqarida odamlar bilan yurganda ham endi ibodatni zo'r odamlarni gap so'ziga umuman parvo qilmasdan faqat Alloh uchun ibodat qilish holatiga erishadi. Ana o'sha malakani hosil qilish uchun mana shunaqa chillaxonalarga kelib uzdat qilib o'tirish odati, demak, amali malakasi yo'lga qo'yilgan. Mana bu joyda kichkina eshik bor. Bundan kirilsa bir kishilik joy bor. Bitta odam namoz o'qiy oladi xolos. Ya'ni mana bu chillaxonada ham 3-4 kishi bo'lib qolsa, gohida yolg'iz ibodat qilaman desa, u navbatdan o'sha xonaga kirib ibodat qiladi. Ichkarida ibodat qilgan paytda u yerda nima o'qiyapti, nima zikr qilyapti, yig'laydimi, boshqa hech kim ko'rmaydi. Faqat yolg'iz Alloh uchun ibodat qilishni ana o'sha joyda malakasini yana ham oshirishi mumkin bo'ladi. Chillaxonani mana bu joylar, chillaxonalar shunaqa rivojlanganda, havo almashishlari zo'r, yorug'lanishi zo'r, salqin, qishda issiq bo'ladi. Mana shunaqa nihoyatda mukammal qilib qurilgan va qadimda bizni ulug' ajdodlarimiz mana shu ahli tasavvuf kishilar mana shundoq chillaxonalar, ibodatxonalarda odamlarni tarbiya qilib buyuk olimlar yetishib chiqqan. Qorlarda ham bo'ladi. Qorlarda ham masalan Qur'on yetkizgandan keyin chillaga o'tiraman deydi. Ha? Nima qiladi desa, 40 kun masalan kirib ketib, 40 kunda faqat Qur'on o'qiydi xolos. Aytaylik, har kuni bittadan xatm qilishi mumkin. 40 marta xatm qilsa bo'ladi, ha? Mana shunaqa qilib Qur'onni pishiradi. Yana ilm o'qiyotganda bo'lishi mumkin. Masalan, imtihonga tayyorlanyapti, ha? Imtihonga tayyorlanayotgan paytda ko'chada yursa xayoli chachilaveryapti, yodlanmayapti, ha? Ya'ni ilm kitoblarini yodlamayapti. Alohida ajrab chiqib o'tirib shug'ullansa, kitobni oson yodlaydi, imtihondan oson o'tadi. Mana shunga o'xshash alohida ajrab shug'ullanishda o'ziga yarasha foydalar bo'ladi va buni sizlar ham bilib olsanglar, vaqt soati kelganda ilm o'qishda bo'ladimi, yana boshqa Qur'on takror qilishda bo'ladimi? Mana shunga o'xshash uslublardan foydalanilsa, oz muddatda juda ko'p natijaga erishsa bo'ladi. Tushunarlimi? Nima savol bor? Nima qilsa chillasi buziladi deyapsizmi? Chilla o'tirgan odam ibodatdan tashqari ishlarga, behuda ishlarga aralashib ketsa chillasi buzilib qoladi. Yoki mana shu joydan chiqib ketvorsa. Masjiddan chiqib uyga ketvordi, bo'ldi chillasi buziladi. Endi nima qiladi desa, endi qaytadan chilla o'tirib berish kerak bo'ladi. Chunki u chilla o'tirdim deganda qasd qilgan bo'ladi. Qasd qilgan ishini oxiriga yetkazish kerak. To'g'rimi? Shuning uchun uni buzib yuborsa, qaytadan yana boshdan boshlab o'tirib berishi kerak bo'ladi. Bu demak o'zi yaxshi emas buzib yuborish, lekin zaruratdan shunaqa holat bo'lsa, uni qaytadan qazosini qilish kerak bo'ladi. Odamlar bo'lsa, oldinda choponi bo'lgan yonida. Bunda choponini yo yopinchiq qilib, kamzurini yechib boshiga borish qilib ham yashayvergan. Lekin shu bilan birga odamlar yashagan paytda bu yerda o'sha to'shak bolishlar va hokazolar bo'lgan. Endi hozir hech kim chilla o'tirmagan uchun unaqa narsa yo'q. Lekin odamlar bu yer joyda istiqomat qilsa, o'sha oldinda istiqomat qilgan-ku. Ular o'zlariga yarasha sharoitni qilib olgan. Bolishi bo'lgan, joyi bo'lgan. Mana shu joyda uxlab, shu joyda dam olib, shu joyda ibodat qiladi, boshqa joyga chiqmaydi o'sha 40 kun. Chiqadi, tahoratga zarurat bo'lsa, tahoratga chiqadi. Taomni ham shu yerda yeydi kerak bo'lsa. Boshqa vaqt faqat ilm bilan ibodat bilan o'tkazadi. Keyin ko'p taom yemaydi, shu paytga qaradi. Ha, chilla o'tirgan odam ko'p ovqat yemaydi. Ozgina ovqat yeydi. Va shunaqa holatlar bo'lganki, o'sha chilla o'tiradigan ulug' valiylarda shunaqa holatlar bo'lganki, bir kunda aytaylik 6 ta 7 ta bodam, 5 yoki 2 ta yong'oq, 4 ta mayiz, shu bilan kuni to'g'irgan. 3 ta 4 ta bodam, bir chilam non yedi, bir pela suv ichadi, bo'ldi. Yegan ovqat shu bo'ladi. Shuning uchun ularning tahorati ham ko'p sinmaydi keyin. Ovqat kamaygan ko'p, tahorati ham sinmaydi. Keyin ularda mana shu ko'p zikr qilgan paytda
zikrini özü ham avukatta onu götürken. Şuna kadar dereceye çıkarken ki zikrini özü avukat derecesi götürdü. Hacı Hindistan'ın damlarına eşitken mesela. Hacı Hindistan'ın damlarına diyen kişi ötkeler. Öz kişi Mulla Fakir degen bir dostunu, ustazını hikaye kıyken. Şimdi Mulla Fakir çillahanaya kirp etken de kolda biten nuhat şuraydı, nuhat bulan kirp etken. Hani pişirilgen nuhat buladı ki kurutulgen. Oşa nuhat şuraya bilen kirp etken bu oldu. Oşa nuhat şurayını degen nuhatını tüketmezden çıkken. Az yine şundan tertip aladı, bu oldu. Şu yaşa uğradı. Ne geldiyse, gâhıda zikir bilen Allah şuna kuvveten verirken insanı. Çillahanada oturuyan kişiler daim zikir bilen, tesbih bilen bulup, şuna kadar dereceye yetken ki, az yine avukat yese hem, bu oldu. Az yine su içip koyadı, az yine avukat yiyip koyadı, bu oldu. Şu yeterdi. Koyan az avukanı ibadetten alıp uğradı. Çillahanada oturuyan adam elbette roze tutardı. Çillahanada oturuşunda, etikaf oturuşunda bir de kaydası. Ya Ramazan'da rozada otururladı, rozadan taşkarıda otursa onda roza tutardı. İtikafının kaydası o roza bile itikaf bulardı. Ne gelirse itikafda maksat ibadet o. İbadet elbette roza bile bulardı. Gündüzü roza tutardı. Gündüzü yeye bir atıp ibadet bulmuyordu ki. Üçüncü özel itikaf Ramazan'da otururladı. Ramazan'dan başka vakit itikaf çırla otursa onda hem roza tutardı. Saharlik kıvaladı, iptallik kıvaladı az yine. Bu oldu. Başka vakit ibadet bile Kur'an bilen, zikir bilen, ilim bilen bende bulan. Az yine müddette, çünkü 40 gün içinde cüde katli ilimle ilgileşken. Bir neşe kitaplarını okup taşıydı. Bir kança mesela zikirlerini, ya ki metillerini yatlap taşıydı. Ve onda zihnem küçeyip getirdi. Hani şu, bana o muhit var ki, bana etrafı oralıyken ki, dünyadan üzülüyken ki, miye hem halı buladı da, yatlaş asan buladı, yatlayan dersesi isteye aşık aladı. Cüde ki faziletleri bugün. Cuma namazı gelmiş miydi? Cuma namazı gelmiş. Mescidde ulan gelmiş bir yer. Adette çillahanalar cuma mescidlerinin yanında bugün. Şu yerde cuma okup iktidakılı uğradı. Çünkü mescidinin hududuya kirledi. Mescidin hududuya kirleyen için mescid cumaya, cumanı şu yerde okuyordu. Eğer cuma okulmayacağın cahide çillah oturuvasa, yani ki etkaf oturuvasa cumaya çıkardı. Cumaya bağırıp kirledi. Lekin arada yapılmıyordu. Doğru bağırıp doğru kirledi. Yani adamlar bilen gaplaşığı bilmeydi. Gapırsa hem adamlar bilen zaruret gapını gaplaşırdı. Lekin onun haliye adli, yaşımız tüzüğümüz sıkılıp aylanıp yürü vurmaydı. Doğru baradı, doğru kaytardı. Lekin adette benim mescidlerin yanında bugün cümleni, benim şu çöyde okusa, iktidak kısa bulu uğradı. Boşuna kılıp çillene demek ki 40 gün 40 gün oturuşken. Ulamalar aytardı, ulamalar aytardı. İmam-ı Gazali'yi başkaları keltirdi. Kim 40 gün hiç kanaka günah kılmazdan fakat Allah'ın zikri bilen, ibadet bilen meşgul olsa Allah onun kalbini hikmet bulağa eğlendirip koyardı diye. Yani ağızdan çıkan gibi hikmetli söz buladı. Kalbi ilimge tolup getirdi. Diyen. Yani o şeyini hasıl kılış için ben o şeyini demek ki çillahanelerde aldım ki uluğ ajdatlarımız ibadet, ilim bilen meşgul olup uluğ derecelerine erişirken. Yine bir tek yaptı ayeti poşumuz gereği. Bazı bir kişiler çılla oturuş, bir daha bu hakeza diyen ki o şeyin yaplarını tekrarlaydı. Bunu kamaz. Bu, bunu yan bilip poşumuz gereği. Yani sizler yaşlar hem hazır bilip alışıylar gereği. Peygamberimiz peyti de etkaf bugün. Resulullah etkaf oturgenler. Yine sahabalar etkaf oturgen. Bir yıl 10 gün, ahir yıllar, yani 20 gün oturgen Resulullah Ekrem Aleyhisselam etkafını. Bu çılla uçuşunu özü. Yani itikaf sünneti var ki. Kud düşünün, fakat 40 gün oturduğuma, 30 gün oturduğuma farkı yok onun. 40 günün kas kılınken, 40 günde malum bir neticeye erişiş tecrübede körülgen, bazı ulamalar bunu tavsiye kılgen, bana şundan kim çıkardı. Lekin bu 40 gün oturmasa, ayetliyelik 30 gün roza tutmayan gari, bid'at buladı, o hakeza diyen gap yok. 40 gün olmasa 30 gün, 30 gün olmasa 20 gün, 20 gün olmasa 15 gün otursa hem bol olurdu. Lekin adeten 40 günde otursa 40 günde Ali hikmet bulağa atılıp çıkardığı diyen gap bugün için 40 günde adetlenilgen. Lekin 40'ını özgeçe kayıtlenmegen. 3 gün bulsa hem üzület kılıp ibadet kısa özgeçe halavat tapadı insan. Çünkü için bunu demek şeriatı yok narsa deyiş ne doğru. Şeriatı asası var narsa. Külünü belirleş yani herkemin şerayetten gelip çıkardı. Ve bazı bir tecrübelerde süyendiler halas. Lekin o şer'i manada mecburiyet hesaplanmaydı. Onge şer'i tüs verilmeydi.
yani rakamlarga, kunlar rakamlarga. Ular asosiy masala emas. Asosiy masala uzlat, yolg'iz ibodat qilish va dunyodan ko'ngilni uzish, dunyo muhabbatidan ko'ngilni uzish mana shu narsa.